Yeni Gün TV ekranlarından selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım. Bu hafta size sizin söylediğiniz terimle bir konu seçtim. Kavruk. Bu sıfat özellikle böyle geri kalmış buzağlarda, danalarda, düvelerde çok kullanılıyor. Yani işte kavruk kaldı, küçük kaldı, olması gereken boyda değil, olması gereken kiloda değil. Bodur kaldı, iyi gelişmedi. Bu bana da çok sorulan bir soru ve bu konuda çok da soru geliyor. Buzağların, düvelerin ya da danaların olması gerekenden küçük olduğu zaman da kullanıyoruz bu terimi, kavruk. Kavruk buzağlar ileride iyi bir besi danası olmuyorlar. İyi bir düve olmuyorlar. Sonra düveler belli bir boya ve belli bir yüksekliğe, cidago yüksekliğine geç ulaşıyorlar kavruk kalanlar. Gebe kalmaya hazır hale gelemiyorlar, daha geç gebe kalıyorlar. Çiftliğin geleceği tehlikeye giriyor ve yavruya, süte çiftlik geç kavuşuyor bu yüzden. Kavruk kalan hayvanlar, düveler yüzünden. Buzağların bir kısmını zaten septisemiden vesaire bir çeşitli sebeplerden kaybediyoruz. Ki artık bunun kesin net çaresi var ve kaybetmememiz lazım. Ve buzağları septisemiden ve birçok sebepten kaybetmemenin yolunu artık biliyoruz. Net olarak, kesin olarak biliyoruz. Buzağı kaybetmememiz artık tamamen bizim elimizde. Kaybetmeyiz. Yeter ki gerekenleri tam olarak uygulayalım. Yeter ki benim dediklerimi uygulamaya geçirin. Yani neler yapmamız gerektiğini artık biliyoruz. Buzağlar iki ana sebepten genelde kaybediliyor. Öksürük ve ishal. İşte diyelim ki ölmediler. İşte o zaman kavruk kalıyorlar. Ve koruyucu hekimlik yöntemlerini tam olarak uygularsak kavruk kalmayacaklar. Ve daha iyi gelişen besi danalarımız, daha erken döl tutmaya hazır düvelerimiz olacak. Buzağların kavruk kalmalarına, yani çelimsiz bir şekilde kalmalarına neler yol açar? Bir de onlara bakalım. Onfalitis veya da onfaleflebitis dediğimiz olay, yani göbek yangısı. Bu doğumdan sonra göbeğin ilaçlanmaması, pislik oradan giriyor mikroplar, işte o şekilde doğum ayrı bir boksta olmaması falan, bütün bunlar anlatacağız tabii tekrar. Onfalitis ya da onfaleflebitis, göbek yangıları, karın zarı yangıları, bunlar gelişir ve mikroorganizmalar göbekten de artık taşar, karın zarına kadar gidebilir. Peritonitis, karın zarı yangısı. Artritis, eklem yangısı, çok yaşıyorsunuz ve sık sık da bana soru soruluyor. Ve bu artritisin çoklu olması, yani bir eklemde değil, dört eklemde birden olması, poliartritis, bu da sorun. Isı stresi sorun, soğuk stresi, bunlar da sorun. Ama ısı stresi yaz aylarında büyük bir derttir. Bütün, yani sadece küçükler değil, bütün hayvanlar için. Bütün geviş getirenlerin hele hele başlıca sorundur yazın. Yine nekrotik bağırsak yangısı, nekrotik enteritis. Nekrotik enteritis. Solunum yolu, solunum sıkıntısı, solunum sıkıntısı. Böyle bir hastalık var, solunum sıkıntısı diye bir hastalık var. Parazitler, eksik besleme. Bunlar hep, bakın, bunlar hep buzağların kavruk, çelimsiz kalmalarına sebep oluyor saydıklarım. Ne kadar çok, ne kadar çok. Eksik besleme, kalitesiz buzağ maması. Buzağ maması, kalitesiz buzağ maması.
buzağının yeterince ağız sütü yani kolostrum almaması, konforsuz barınaklar, havalandırmasız ahırlar, düşük enerji, düşük protein yani enerji eksikliği ve protein eksikliği, sütün veya buzağı mamasının miktar olarak yetersiz olması, vitamin, amino asit, mineral, iz mineral. Evet, iz mineraller hakkında da büyük sorunlarınız var değerli dostlarım, eksik veriyorsunuz. Bunların eksiklikleri, bakın bunların hepsi aslında kavruk ve çelimsiz yavru olmasına sebep oluyor. Çok sebep var. Bunların hepsini de biliyoruz ve düzeltebiliriz. Bir de başka yönden bakalım. Buzağı sağlığı aslında anneden başlar. Annelerin kötü beslenmesi, annelerdeki eksiklikler, annelerin stresli ve hastalıklı olması, stresli ve hastalıklı ortamlarda bulunması, bunların hepsi yavruları kötü yönde etkiliyor. Yani özet olarak sağlıklı buzağlar aslında sağlıklı annelerden doğarlar. Sağlıklı buzağlar sağlıklı annelerden doğarlar. İyi beslenmiş sağlıklı annelerin buzağları gürbüz olurlar. Nasıl ileride hani iyi bir buzağdan iyi bir düve ve iyi bir inek elde ediyorsak tersi de yani iyi güzel bir anne iyi bir anneden gürbüz buzağı elde edebiliriz. Efendim parazitlerle ilgili demin listede saydım. Biliyorsunuz doğar doğmaz, bunu çok anlattım. Doğar doğmaz yavru parazitli olabiliyor. Özellikle nematod dediğimiz ince kıl kurtları. Nematodlar, solucan tipi, yuvarlak kurtlar. Annelerden rahim ve süt yoluyla bunların yumurtaları yavruya geçebiliyor. Yani yavru doğar doğduğu anda parazitli olabiliyor. Bu tip parazitler, nematod, ince kıl kurtları, yuvarlak kurtlar. Gereken yapılmazsa yani kuru döneme girerken anneler parazit ilacı ile ilaçlanmazsa yavrular parazitli doğabiliyor. O yavru da işte parazitli olduğu için umduğumuz gelişmeyi sağlayamıyor. İyi beslenememiş, özellikle kuru dönemde yanlış beslenmiş ineklerin yavrularına verdikleri ağız sütü de kalitesiz oluyor. Yani biz demek ki bir özen göstermek istiyorsak anneden başlayarak özen göstereceğiz. Ta anneden başlayarak bir özen gösterme programına almamız lazım. Buzağlara kesinlikle öyle hasta bir hayvanın sütünü, mastitisli sütü, efendim görünüşü normal olmayan bir sütü, pıhtılı sütü veyahut anormal kanlı sütü falan vermeyelim. Özellikle anormal hastalıklı inek sütünü vermeyelim. Hastalıkları, hastalıklı bir annenin sütünü yavruya vermeyelim. Onlara da hastalık geçirmeyelim. Ve yine Amerika'dan örnek vereceğim. ABD'de buzağı başlangıç yemlerinde soya fasulyesi küspesi ve keten tohumu küspesi dışında küspe kullanılmıyor. Yani pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği tohumu küspeleri daha büyüdükçe kullanılıyor. Yeni doğmuş yavru gruplarında buzağı başlatma yemlerinde kullanılmıyor. Çünkü bunların amino asit içerikleri ötekilerden daha zengin ve farklı. Amino asit bulundurdukları amino asitler. Proteinlerin yani yapı taşı amino asitler biliyorsunuz. Bunların amino asitlerin esas dışarıdan alınması gereken egzojen amino asit dediğimiz, esansiyel amino asit dediklerimiz daha çok keten tohumu küspesiyle soya fasulyesi küspesinde daha çok bulunuyor. Onun için özellikle buzağı başlatma yemlerinde bunları kullanıyorlar. Bizde de öyle olmalı. Belki öyledir büyük ihtimalle. Başlangıç yemlerinde pamuk tohumu küspesi ve ayçiçeği küspesi kullanılmıyor ama daha sonraki dönemlerde bunlar ileriki aylarda kullanılabiliyor. Başlangıç yemlerinde değil. Buzağlar konforlu, iyi havalandırmalı. Kuru ve temiz yerlerde bakılmalı. Konforlu,
kuru temiz yerlerde bakılmalı. Bol altlıklı, olmalı ve bu altlıklar da sık sık temizlenmeli, yenilenmeli. Büyüklerle yavrular aynı ortamda olmamalı, aynı ortamda bulunmamalı. Amonyak ve metan gazı ile kirlenmiş ortamlarda barındırılmamalı. Amonyak ve metan gazı olan yerlerde barındırılmamalı. Çünkü bunlar biliyorsunuz önce gözlerini sonra da ciğerlerini yakıyor, boğazlarını yakıyor. Çok tehlikeli. Buzağlar bir de solunum yolu enfeksiyonlarına çok hassas. Zaten amonyak da berbat derecede kötü yönde etkiler biliyorsunuz. Sütten kesme dönemi en tehlikeli dönemdir. İşte buzağların kavruk kalmasına, çelimsiz olmasına bir de bu sebep oluyor. Sütten kesme dönemi sonunda öksürük oluyorlar. Sütten keserken vitamin, mineral, iz mineral, özellikle amino asit takviye yapalım. Çok büyük bir rakam değil. Bir hafta yapacağız bunu. Bir hafta. Amino asit yemlerine iz mineral katalım. Hem stresini çabucak atlatsın hem de öksürük olmasın. Çünkü öksürük stresin arkasından gelir. Her türlü öksürük stresin arkasından gelir. Stres en önemli buzağı açısından en önemli stres sütten kesme dönemidir. Mutlaka desteklenmeli sütten kesme döneminde. Bir hafta, kısa bir dönem bir destek verelim. Göbekten giren mikroorganizmaları göz ardı etmeyelim. Çünkü onfalitis orada oluşuyor. Artritis orada oluşuyor. Hatta bunlar kana karışıp kan yoluyla beyne kadar gidiyorlar bu mikroorganizmalar. Ve kan yoluyla beyne kadar gidip orada da menenjit yapıyorlar. Menenjit, meningitis. Veya hatta menenjitten sonra bir de bunun daha ötesi ensefalomenenjit. Yani beyne bulaşması mikropların. Bu da çok tehlikeli. Evet, peki tamam da ne yapalım? Yani önlemi var mı? Evet, önlemi var. Önlemlerini alalım. Annelere aşı yapıyoruz. Doğuma 40 ve 20 gün kala iki kere aşı yapıyoruz. Doğan yavruların göbeğini iyotlu bir solüsyonla temizliyoruz. İyotlu bir solüsyonla. Yani antibiyotikli fısfıslar, spreyler değil. İyotlu bir solüsyonla temizliyoruz. Antibiyotikli spreyle yapılanlar bana eksik geliyor. İyot daha etkin burada. Onun için 2 saat sonra tekrar yapalım aynı işi. Yani gidelim, dönelim, tekrar yapalım. 2 saat sonra iyotla bir daha üstünden geçelim. Göbeği koruyacağız, çok önemli. Derhal hazır bir antiserum yapılsın. Derhal hazır antiserumlar da çeşit çeşit. İkili, üçlü, işte sekizli falan hangisi ise. Mutlaka hazır antiserum yapalım. Hatta biz 7-8 gün sonra tekrar yapıyoruz. Hazır antiserumlar. Bir daha yapıyoruz tekrar. Bunlar hazır antiserum, yani koruyucu maddeyi hazır olarak veriyoruz. Ve ağız sütünü eksiksiz içmesini temin ediyoruz. Ağız sütünün eksiksiz içilmesi ne demek? Yani 12 saatte 8 litre ağız sütü veriyoruz. 12 saatte 8 litre. Bunu 4-2-2 olarak da verebiliriz. 2-2-2-2 olarak da verebiliriz. Ama 12 saatte 8 litreyi bir buzağa içirelim. Tabii şey alınsa, buzağların kalitesini ölçsek bir alet var biliyorsunuz. Kolostrometre gibi. Onunla ölçsek belki 6 litre de yeter, belki 5 litre de yeter. Çok kaliteli ağız sütü olduğuna kanaat ediyorsak, ama genelde öyle olmuyor ne yazık ki. Onun için ben 8 litre diyorum. Bilhassa 8 litre diyorum. 2-2-2-2 gibi. 4-2-2-2 gibi. Yani bu şekilde 12 saatte 8 litreye tamamlayalım bu ağız sütünü. Ama aman göbeği ihmal etmeyelim.
Ve vakit de kaybetmeyelim. Çünkü mikroorganizmalar vakit kaybetmiyor. Onlar buzağlarımıza hücum ediyorlar. Biz de onları engellemeye çalışalım. Öyle işte bir süre sonra yaparız, biraz sonra yaparız, daha sonra yaparız falan gibi ihmaller sorun yaratabilir. Ha, şimdi bir de cücelik var. Cüce kalma diye bir şey. Cücelik bir tanesi insan hekimliğinde de vardır. Genetik, dwarfizm. Dwarfizm, genetik bir cücelik. Tamam, o ayrı bir konu. Zaten o yıllar içerisinde azaldı. Neden? Genomics ortaya çıktı. Yani gen tahlilleri ortaya çıkınca dwarfizm geni olanlar zaten kullanılmıyor. O bitecek, bitti gibi. Yani onda bir şey yok. Gebelik de artık öyle boğalarla gebeli bırakılmıyor. Öyle ailelerde saf dışı kaldığı için zaman içerisinde genomics tahlillerle genetik dwarfizm, genetik cücelik ortadan kalkacak. Ama bir tane daha cücelik var. O da bir cücelik. O manganez eksikliğine bağlı. Yani yavru küçük doğuyor. Küçük doğuyor, cüce doğuyor. Kondrodistrofi deniyor. Bu uzun kemiklerin kısa kalmasına sebep oluyor. Esas etken de mangan eksikliği. Bakın bu da manganda bir iz mineral. Ben sık sık iz minerallere vurgu yapıyorum. Manganda bir iz mineral. Ta anneden başlayarak bütün hayvanlara sistemli olarak vermek lazım. Bu da annede mangan eksikliği olursa çıkıyor ortaya. Sonra solunum sıkıntısından bahsetmiştim size biraz evvel. O da bir hastalık. O da yapılan çalışmalar işte sürfektan eksikliği vesaire vesaire diyorlar ama sonra bakıyorlar ki arkasında bu işin ne var? Beşeri hekimlikte de aynı. Orada da yine sürfektan eksikliği falan. Arkasına olayın biraz daha derinine indikçe ortaya çıkıyor ki iz mineral eksikliği. Annelerdeki iz mineral eksikliklerinden dolayı çıkıyor. Solunum sıkıntısı. Yani bunun iz mineraline bakın ne kadar şeyi var. Demin manganez eksikliğini söyledik. Şimdi de bunu söylüyorum. Annelerden başlayarak iz mineral takviyelerini eksiksiz verelim. Ben tabii biliyorsunuz daha önce başka programlarında da anlattım. Serbest ulaşımlı iz mineral takviyesi. Yani hayvan gezecek ve orada kendi arzusuyla yalayacak onu. İki tane iz mineral ve sodyum bikarbonatla ilgili tavsiyelerim her zaman olmuştur. Bir yerde serbest ulaşımlı sodyum bikarbonat, öbür yanda serbest ulaşımlı yedili karma iz mineraller ve arzu ettiği kadar anneler onları ihtiyaçları doğrultusunda yalıyorlar. Çok başarılı, çok başarılı öneririm. Evet, özet olarak değerli dostlarım, hayvancılık bir bütündür. Anne sağlığı, buzağı sağlığı, çevre sağlığı hepsi birlikte düşünülmelidir. İhmallere yer verilmemelidir. İhmaller her zaman bize sorun çıkarırlar. Her türlü ihmalimizin arkasında sorun çıkarırlar. Bir de bu arada epigenetikten size söz etmek istiyorum. Epigenetik dedikleri bir olay var. Bu genler üstü genetik demek. Epigenetik. Daha önce anlatmıştım tahmin ediyorum, öyle hatırlıyorum. Epigenetik, genler üstü genetik. Yani bir şey genetiği varsa o genetikte on-off düğmesi gibi, aç-kapa düğmesi gibi önemli olan çevre koşulları. Yani o genetik gizli de kalabilir. Çevre koşulları eğer ona uygun değilse ve açılamaz o gen. İşte bu genetiği böyle anlatıyorlar. Epigenetik. Öteki adı genler üstü genetik. Genetikten de üstün. Yani diyor ki çevresel faktörler genetiğin ortaya çıkmasına ya da ortaya çıkmadan gizli kalmasına, sessizleşmesine sebep olabilir. Çevre koşulları yani bizim hayvana sağladığımız imkanlar nelerdir? Hayvana sağladığımız imkanlarla bu genetik
olumlu genetik özellikler çıkabilir, öne çıkabilir ya da kendini göstermez geride kalabilir. Hayvanlardaki genetik yetenekleri ortaya çıkaran en önemli konu bir tanesi kaliteli kabaya. Yeterli miktarda, miktar olarak yeterli miktarda yem, stressiz bir ortam, refah, konfor, özel dönemlerde verilen genetik özel dönemlerde verilen gerekli destekler. Yani özel dönem nedir? İşte doğuma yakın dönem, doğum olduğu gün ineklere ve buzağlara sütten kesme dönemi, demin de söylediğim gibi. Bunlar özel günler. Özel günlerde destek vermek de epigenetik yönünden çok faydalı. Yani genetiği destekliyor ve genetik yetenekleri harekete geçiren, ortaya çıkaran etken oluyor. Çevresel etkenler ta embriyo döneminden başlayarak devam ediyor. Buzağının ilk iki ayı çok önemli. İlk iki ay içerisinde kas ve kemik dokuları oluşurken meme dokusunda, yani memede süt yapan hücrelerin oluşumu da bu ilk iki ayda. İlk iki ayda süt yapan hücrelerin dörtte biri oluşuyor. Süt yapan hücreler daha küçücükken, buzağıyken oluşmaya başlıyor. Onun için ilk iki ay eğer iyi bakamamışsak, ishal ve öksürük ile mücadele edemediysek, ishal olduysa, öksürük olduysa süt yapan hücreler yeterince miktar olarak oluşmuyor. Eksik kalıyor. Ve işte kavruk kaldı, çelimsiz kaldı dediğimiz olayla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu hayvanlardan işte demin de söylediğim gibi iyi bir besin anası ya da iyi bir düve elde edemiyoruz. İlk iki ayı kapalı, sıkışık, amonyak dolu ahırlarda ve diğerlerinin ortasında geçiren buzağlar yine istediğimiz seviyeye gelemiyor ve genetik olarak beklediğimiz karaktere ulaşamıyorlar. Sütten kesim dönemini önem verelim. Sütten kesme dönemi gerçekten büyük strestir. Bu konu defalarca söylüyorum. Çünkü bu konuya gereken önem verilmiyor gibi. Sütten kesme döneminin ardından öksüren buzağlar hep bizim suçumuz. Diğer bir genetik yeteneği kısıtlayan olay stres, özellikle sıcak stresi. Genetik yeteneği kısıtlayan sıcak stresi. Sıcak stresinden kurtaramadığımız buzağlar yeterli büyümeyi sağlayamıyorlar ve buna baş edemeyen düveler, sıcak stresiyle baş etmesine yardımcı olamadığımız düveler, danalar genetik olarak hazır olsalar bile istediğimiz verime ulaşamıyorlar. Bakın ne kadar önemli bizim onlara sağladığımız imkanlar. Genetik olarak ne kadar sağlıklı olurlarsa olsunlar, dayanıklı olmaları için bizim onlara bir takım destekler vermemiz şart. Dayanıklı kılmak için mutlaka destek vereceğiz. Mineral, izmineral özellikle ve enerji, protein, bunlar tabii ki dengeli olacak. Yani hata yapmazsak hayvanlar genetik olarak da dayanıklı olurlar. Özellikle doğru beslenme, stresle mücadele, sıcak ortamlarda serinletme, ki bu bir yardımdır, serinletme, gerekli yem katkılarının kullanılması üstün genetik yeteneklerle birleşirse verim ve sağlık ortaya çıkacaktır. Üstün genetik yetenekleri biz ortaya çıkarabiliriz iyi koşullar sağlayarak. Evet, yeni doğan buzağlar her zaman bir takım tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar ve o tehlikeleri eğer bertaraf edemezsek ya ölüyorlar ya da kavruk kalıyorlar, demin söylediğim hikaye.
Septisemi, göbek yangısı, ısı stresi, soğuk stresi, ishaller, nekrotik bağırsak hastalığı, solunum yolu enfeksiyonları, solunum sıkıntısı ve parazitler. Onun için dediklerimi doğru yaparsanız ileride iyi kaliteli düveleriniz ve besi danalarınız olur. Ve ishallerden kayıplarımız artık olmamalı. İshalden veya öyle septisemiden vesaire artık buzağı kaybetmemeliyiz. Bunu öğrenmeliyiz. Böyle basit yani tedavisi olan konularda lütfen artık kayıpları önleyelim. Bir, öldüğü için kaybediyoruz. İkincisi, geri kaldığı için. Emsallerinden geri kaldığı için kaybediyoruz. Ve koruyucu hekimliğe dikkat edelim. Çünkü küçücük bir yavru tedavi şansı bulmadan ölüp gidiyor. Küçücük bir yavruyu kaybediyoruz. Nekrotik enteritis, yani dokuları, doku ölümlü bağırsak yangısı, klostridum enfeksiyonlarıyla oluyor. Klostridum, bunun aşıları var. Ve bunların kendisi, yani klostridum kendisi değil, salgılı toksinler hayvanları öldürüyor. Ölümlere yol açıyor. Halbuki bunlar bilinen ve aşısı olan konular. Ve bu konuları yukarıdan beri saydığım konuları dikkatle yaparsak kavruk kalmayı da önleyeceğiz. Ölümleri zaten önlemiş olacağız. Kavruk kalmayı da önleyeceğiz. Buzağların ilk iki ayı çok önemli. Çok önemli. Onlar bizim ileride danamız ve düvemiz olacak. Onlarla çiftliğimizi sürdürebilir hale getireceğiz. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Dediklerimi yaparsanız buzağlar ölmeyecek ve kaliteli buzağı elde etme şansımız olacak. Bunlar da bizim sürümüzün geleceğini teminat altına alacak değerli dostlarım. Evet, hepinize Yeni Gün TV ekranlarından selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Bereketli ürünler diliyorum. Artık buzağlar ölmesin, hastalıklardan uzak duralım değerli dostlarım.